28 Mart 1997 doğumluyum. Bursa'da doğup büyüdüm. Ailem aslen Arnavut. Makedonya göçmeniyiz. Zaten her çocuğun çocukluktan beri böyle sokaklarda top oynamışlığı vardır. Ben de kendimi bildim bileli top oynuyorum. Sokaklarda oynuyordum ufakken. İlkokulda 3. sınıftı. Yanlış hatırlamıyorsam beden eğitimi öğretmenimiz öne yak olmuştu. Beni bir futbol okuluna götürdü. Orada Nabi hocam vardı, Nabi Elitok. Buradan da ona selam söyleyelim. Asıl o ön ayak olmuştu. Nilüfer Belediye'de hocalık yapıyordu ayrıyetten. Orada başladım futbola. Orada 1,5-2 sene oynayıp ondan sonra Bursa Spor altyapısına geçtim. Bursa Spor'da ilk profesyonel olduğumda 90 numara giymiştim. Ardından 18 numara almıştım. Buraya geldiğimde de 18 numara doluydu sanırım. O yüzden 90 numarayı seçtim. En çok dinlediğim şarkı Gazapizm'den Unutulacak Dünler. Geçen gün bakmıştım buna. Oradan aklımda kaldı. Şöyle söyleyeyim, uyumluyumdur ya. Girdiğim her ortama uyum sağlarım yani. Ya ben uyumayı çok seviyorum ya. Büyük ihtimalle o olabilir. Yayının başında da söylediğim gibi biz Arnavut'uz, Makedon göçmeniyiz. O yüzden Arnavut böreği diyebilirim buna. Kuru fasulye olabilir. Dün odada yatarken Iron Man vardı galiba. Iron Man'i seyrettim en son. Ama genelde yabancı dizi izlemeyi tercih ediyorum. Şu an hatta Game of Thrones'u izliyorum. İkinci defa. En büyük hayalim büyük ihtimalle amirli takım forması giymek olur benim için. Futbol dışında bir hayalim aileme rahat bir hayat sunabilmek diyebilirim. Abi şöyle söyleyeyim, Malatya'ya aklımda hiçbir fikrim yoktu zaten. Daha önce sadece maç için geliyorduk. Onda da otelde kalıyorsunuz, maça gidiyorsunuz, sonra dönüyorsunuz. Şehir hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ama geldikten sonra biraz gezme fırsatı da buldum. Bence gayet güzel bir şehir. Yani çok mutluyum burada olmaktan. Şöyle söyleyeyim, zaten şu an pandemi nedeniyle her yer kapalı. Biz de çok dışarıda durmuyoruz. Genelde antrenmanlardan sonra eve gidiyorum, evde vakit geçiriyorum. Genel olarak akşam bazen arkadaşlarımla bilgisayardan oyun oynuyoruz. Malatya Spor'da gerçekten çok başarılı olmak istiyorum. Onun dışında takım olarak yukarılara oynamak istiyoruz. Ben de bunda katkı sağlamak istiyorum tabii ki. Ondan sonra benim hep profesyonel olduktan sonra Avrupa'ya gitmek gibi bir hayalim vardı. İnşallah bunu gerçekleştiririm. Takımda anlaştığım en iyi oyuncu. Yani en iyi bir oyuncu değil de birkaç tane. Yani Zeki abi söyleyebilirim, Zeki yavru. Adem abi, Umut abi, Semih abi, Olcay abi. Yani genel olarak ben hepsiyle iyi anlaşıyorum. En haylazı bence boş geçelim de. En çalışkanı kim olabilir? Mesela yaşına rağmen Umut abi olabilir. En çalışkan. Eray abi olabilir. Kendisi fitness'ten çıkmaz. Yani büyük takımlarla oynadığımız zaman, taraftar olduğu zaman atmosfer gerçekten dolu, bir stat önünde oynuyoruz. Onların atmosferi güzel oluyor. Onun dışında Bursa Spor söyleyebilirim. Uzun yıllar oynadım. Çok güzel bir atmosferi oluyor sahada. Malatya Spor'la daha taraftarla tanışamadık ama tanıştığımız zaman eminim ki çok güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi maç içinde futbolcular kendi aralarında da tartışabiliyorlar. Ortam biraz gergin olduğu zaman. Erkan abi de biriyle tartışmış galiba. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Sonra bir de böyle bir şey vardır. Yani birine bir şey söylersiniz, rakip takımdan birine. O da gider sizi şeye söyler, hakeme söyler. Bak bana ne dedi, duyuyor musun gibisinden. Yine aynı böyle bir olay yaşanmış. Erkan abi de demiş ki, şikayet et, anaokulundayız biz zaten demiş. Oynadığım en yetenekli oyuncu. Oyuncular olabilir. Bursa'dan başlayalım. Pablo Martin Mataja. Bursa'da kesinlikle olağanüstü bir oyuncuydu. Burada da bir isim söylemem gerekirse kesinlikle Adem abi. Abi bunu şöyle söyleyeyim, gerçekten bunu hiç düşünmedim biliyor musun? Çok ufak yaştan beri başladığım için aklımda hiç öyle bir şey yoktu. Ben ilk defa Bursa'dan bu kadar uzun bir süreliğine ayrılacağım. Bir kere kiralık gitmiştim, 6 ay kaldım onda da. Şimdi buraya geldim. Gerçi abim ve teyzem benimle yaşıyorlar. Benimle Malatya'ya geldiler ama şimdi biraz da yalnız kalmaya alışmam lazım. O yüzden
Ara ara yemek yapmaya başladım. Şöyle söyleyeyim abi, zaten herkes kendine en uzak yeri seçerdi herhalde büyük ihtimalle. Ben de hani ilk sorduğunda direkt aklıma stoper veya kaleci geldi. Mesela bir kaleciye de sorsanız o da forvet olmak isterdi herhalde. Abi büyük ihtimalle aileme vermişimdir. Yani şu an tam olarak hatırlamıyorum ama. Yani şöyle söyleyeyim, futbol zaten bizim ülkece sevilen bir spor ülkemizde. Yani futbolcuların genelde taraftar olsun, şey olsun, biraz böyle ilgi odağı olabiliyor. Bu bence güzel bir şey. Dışarı çıktığınızda sizle gelip fotoğraf çekiniyorlar, iyi dileklerini iletiyorlar. Bence bu çok güzel bir şey. Yani 10 yıl önceki Kubilay'ı da sorarsanız, 10 yıl önceki Kubilay hiçbir şeyin farkında olmadan yaşayan bir çocuktu. Şu an her şey daha bir olgunlaştı. Kendimi biliyorum. Futbolu bıraktıktan sonra yani şu an için düşündüğüm kadarıyla aslında hiçbir şey yapmak istemiyorum futbolla ilgili. Yani bir süre en azından futboldan uzak kalmak istiyorum. Sadece evimde uzanıp belki maç izleyebilirim. Bu pandemiden dolayı zaten bir taraftar hasreti çekiyoruz aslında. Umarım en kısa zamanda bu pandemi biter ve taraftarımızla buluşuruz. Onlarla birlikte başarıdan başarıya koşarız. Onların da bizim de istediğimiz yerde ligi bitirmeyi ümit ediyorum. Ya bize güvensinler, inansınlar. Zaten birçok destek mesajı da aldım onlardan. Hepsine çok teşekkür ederim.